Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz tekrar. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen depremlerde resmi rakamlara göre 53.000'in üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde birçok aile de kaybettikleri insanlar için hukuk mücadelelerine başladılar. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak Sait Bey sitesinin başvurusu üzerine bu yapının özgün ve örnek yapısından kaynaklı bir bilirkişi raporu hazırlamaya karar verdik. Sait Bey sitesinin özgünlüğü öncelikle deprem kentsel dönüşümden faydalanarak yapılmış bir yapı olmasından kaynaklanmaktadır. Yapıyı kronolojik olarak incelemeye başladığımızda karşılaştığımız durumları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yapının üzerinde bulunduğu 5518 ada 5 parsel için 16-12-2015 tarihinde riskli yapı olarak şerh düşülmüştür. Bu tarihte henüz Sait Bey sitesi yokken üzerinde bulunan yapı için riskli yapı tespiti yaptırılmıştır. Bunun anlamı mevcut yapının deprem açısından riskli olduğu ve yeni yapılacak yapı için bazı teşviklerden faydalanmasıdır. Sait Bey sitesi için 13.06.2016 tarihinde yeni bir yapı ruhsatı düzenlendiği görülmekte. Bu ruhsatın ekleri incelendiğinde 22.04.2016 tarihinde mimari projesinin ve 24.05.2016 tarihinde statik projesinin onaylandığı görülmektedir. Ruhsat üzerindeki temel vizesi tarihine dikkat çekmek istiyoruz. 14.07.2016 tarihinde temel vizesi yapılmış görülmektedir. Temel vizesi temel betona dökülmeden önce kontrollerin yapıldığı anlamı taşımaktadır. Oysa dava dosyasındaki yapı denetim evrakları incelendiğinde tam 4 gün sonra yani 18 Temmuz 2016'da temel birinci kat tabliyesi ve ikinci kat tabliyesinin kontrollerinin yapıldığı görülmektedir. Böyle bir hız mümkün değildir. Dolayısıyla bu kontrollerin hiçbirinin yapılmadığını düşünmekteyiz. Aslında Google Earth üzerinden 15.04.2016 ve 29.04.2016 tarihlerindeki uydu görüntüleri incelendiğinde bırakın inşaat ruhsatını henüz mimari ve statik proje onaylanmadan kat çıkıldığını görebiliyoruz. Bu durumda bu imalatlar nasıl ve hangi projeler ile yapıldı? Ruhsat öncesi bu çalışmalara kim göz yumdu diye sormamız gerekiyor. Sait Bey sitesi için 16.11.2016'da ve 25.12.2017'de iki defa tadilat ruhsatı alındığı görülmekte ancak bu tadilatların mimari ve mekanik projeler kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Fakat dava dosyasında bulunan fotoğraflarda asma katın bulunduğu alanda yeni bir kullanım alanı yaratma amacıyla taşıdığı açık olan çelik profillerle binanın taşıyıcı sistemini olumsuz yönde etkileyecek olan imalatlar yapıldığı görülmektedir. Bu imalatlara dair herhangi bir tadilat projesi hazırlanmadığı ve binanın deprem performansına etkisinin irdelenmediği de görülmektedir. Projede belirtilen beton sınıfı C30'dur. Yani yapıdan alınan numunelerin dayanım sonuçları 30 ila 37 megapaskal arasında çıkması gerekmektedir. Ancak deprem sonrası bilirkişiler tarafından alınan karot numunelerinin ortalama basınç dayanımı 17.09 megapaskal olarak belirlenmiştir. Yapının projeleri incelendiğinde A ve B blok arasında bir dilatasyon derzi olduğu görülmektedir. Özellikle geniş oturum alanlarına sahip yapılarda kullanılan bu derzler mevcut yapıyı bölümlere ayırdığı için malzemelerin ve etkileştiği yüzeyin genleşme, büzüşme, titreşim gibi davranışlarından ayrı ayrı etkilenmesini sağlar. Dilatasyon derzleri zemin oturmasından, sıcaklık, genleşme ve büzüşmesinden, titreşim ve deprem kaynaklı etkiler sonucu binada oluşabilecek çatlakları minimize etmeyi amaçlamaktadır. Dava dosyasında bulunan A ve B blok arasındaki dilatasyona ait olan görsellerdeki uygulamanın dilatasyonun amacına hizmet etmediği, ayrıca yapının taşıyıcı sistemine olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğu düşünülmekte ve bu imalatlar sırasında hem yapı ruhsatının hem de yapı denetimin olmadığı bilinmektedir. Bu verilerden hareketle, üzerinden henüz 14 ay geçmemiş olmasına rağmen gündemde yer bulamayan Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında ortaya çıkan mağduriyetlerin unutulmamasını istiyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binlerce yapıdan biri olan Sait Bey sitesinde 43 kişi yaşamını yitirdi. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi açısından bu dosyanın incelenmesine karar verilmesi aşamasında ülkemizde yaşanan birçok olaya benzerliği ve yapılan birçok hataya örnek olabileceği düşünülerek kabul edilmiştir.
Özel olarak Sait Bey sitesinde yaşanan ve ülkemizde de çok sıradanlaşan bu hatalar nelerdir? Söylemesi garip ama kentsel dönüşümden faydalanmış, yapı denetim hizmetinden faydalanmış, süreç içerisinde taşıyıcı sistemine müdahale edilmiş, sözde ruhsatlı ama aslında kaçak bir yapıdan bahsediyoruz. Şüphesiz ki herhangi bir yapının süreç içerisindeki değişiklik ihtiyaçlara göre revize edilmesi gerekebilir. Ancak bu konuda özen gösterilmesi gereken şey bu revizyonların bir mühendislik hizmeti olarak algılanması gerekliliğidir. Sait Bey sitesi özelindeki değerlendirmede zemin kattaki işletmenin ihtiyaçlarına göre bir revizyon yapılması gerekiyorsa deprem yönetmeliğine uygun olarak performans analizi ile birlikte revizyonlar gerçekleştirilmeliydi. Yapılması istenen revizyonların yapının davranışını nasıl etkileyeceği gözlenerek gerekli ise güçlendirme seçenekleri ile birlikte bu revizyonlar yapılmalıydı. Bu işin başından itibaren her şey görmezden gelinmiştir. Bırakın ruhsatı, projeye dahi ihtiyaç duyulmadan imalata başlanmış olması ve idarelerin imalatı aylarca görmezden gelmesi, 6 Şubat depreminde yapının 43 kişiye mezar olmasının sebebidir. Maalesef ülkemizde birçok yerde bazen ahbap çavuş, bazen siyasi, bazen de çıkar ilişkileri ile bu ve benzer kuralsızlıklar yaşanıyor. Bu sadece bizim tespit edebildiğimiz çarpıcı bir örnek. Ancak bu gibi durumlar için idarelerin ve hukukun minderine çekilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bahse konu olayla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yaptığımız değerlendirmede Sait Bey sitesi A ve B bloklarının yıkımına etki eden ana unsurlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Yapımı esnasında uygulama yanlışlıkları, etriye, kanca boyları, dilatasyon uygulamaları ve benzeri uygulamalar. Yapım ruhsatı alınmadan inşaata başlanmasına izin verilmesi, buna engel olunmaması. Denetim eksiklikleri, dökülen betonun tasarım dayanımına göre kabul edilemeyecek düzeyde kalması. Yapı malzemelerinin kalitesiz olması. Yapıda sonradan statik projesine uygun olmayan ve yapı davranışını olumsuz olarak etkileyen imalatların yapılması. Yapının ilave yüklere maruz bırakılması. Bu yıkıma yol açan ana unsurlar olarak düşünülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ve sizlerin huzurunda burada Ankara İnşaat ve Mühendisler Odası'na da çok teşekkür ediyorum. Ben Kasım ayında Ankara İMO Şubesi'ne kısa bir mail atmıştım. Depremi yaşadığımı, ailemi kaybettiğimi ve bir yargılama sürecinin başladığını ve hiçbir konuda bilgim olmadığını bana yardım eder misiniz diye çok kısa bir mail atmıştım. Ve aradan hiç yani bir zaman geçmeden bir gün sonra beni aradılar. Size nasıl yardımcı olabiliriz demişlerdi. Ve beni çalıştaylarına davet ettiler. Ve ben buraya gelirken depremde elimize geçen fotoğrafları, videoları ve belgeleri de alıp gelmiştim. Ve burada elimdeki o verilerle bir bilirkişi raporu istemiştim kendilerinden. Ve birçok, yani sadece burası olarak değil, birçok yerden aynı talepte bulunmuştum. Ama bir tek Ankara İMO Şubesi bize kucak açıp, acımızı paylaşıp destek olmuşlardı. Kendilerine buradan hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yolum keşke bu şekilde kesişmeseydi. Ama iyi ki tanıdım. İyi ki varlar. Tekrardan hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum kendilerine.